Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfaktan çıkamaz oldum. Dün dedim ki temizlik yaptım. Artık bugün veya yarın ondan sonraki gün uzun bir süre iş yapmayacağım dedim. Ama bugün çarşamba ve ben pazara gittim sabahın erken saatinde. Pazara gitmişken de tabii ki mutlaka kış tekli şeyler. Şimdi görünce de insan diyorsun ki hadi neyse koyayım sonra kışın rahatlık olur diye. Fasulye aldım, biraz biber aldım. Şu biberi size göstermek istiyorum. Şöyle bizim burada satılıyor, belki sizin oralarda da vardır, bilmiyorum. Böyle kandıra biberi diyorlar buna. Şöyle incecik incecik biberler. Bunları ben yıkayacağım. Şu saplarını kesip, şöyle belki ikiye ya da üçe bölüp poşetlere koyup buzluğa atıyorum. Sonrasında menemen yaparken ya da yemekleri türlü falan kışın yaparken içine koymaya çok güzel oluyor. Ya da mesela sadece kızartmak istiyorsunuz, hemen buzlu buzlu sıcak yağın içine atıp kapağını kapatırsanız çok güzel de kızartma oluyor. Onu o şekilde yapacağım. 2 kilo aldım ama bayağı da 2 kilo muydu? Tam 2 kilo değildi. Biraz eksik. Bayağı da o şimdi doğranınca da zaten yeterli olacak. Çok fazla koyunca geçen sene mesela 2 poşet falan artmıştı benim. O yüzden bu sene fazla koymayacağım dedim. Çünkü geçen sene 3 kilo gibi bir şey koymuştu. Taze fasulye aldım. Onu da kaç kilo aldım? 4 kilo aldım. Bunu da biraz farklı koyacağım bu sefer. Biraz kolay olsun diyorum. Ben normalde şey yapardım. Annem öyle yapıyordu yani. Domatesle falan çok hafif kavurup o şekilde koyuyorduk. Şöyle göstereyim. Bayağı da güzel bir fasulyeydi. Fasulyeleri de galiba bu defa çiğden koymayı düşünüyorum. Yani hiçbir şekilde kavurmadan yıkayıp doğrayıp o şekilde koymayı düşünüyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu sene ilk defa deneyeceğim. Öyle de güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi normalde biz şey yapıyoruz. İşte yıkıyoruz, doğruyoruz. Domatesi rendeleyip çok hafif kavuruyoruz. Kavurma derken fasulyenin rengi hafif böyle bir açılıyor ya yeşil olarak. O şekilde kavurduktan sonra soğutup poşetlere koyup buzluğa atıyoruz. Bu sefer tamamen çiğden koyacağım. Bakalım nasıl olacak? Bunu da ilk defa deneyeceğim. Dediğim gibi bugün ilk iş yapmayacaktım güya. Ama yarın okulum var. O yüzden bunları buzluğa atmam gerekiyor. Ama şu an dinleneceğim yani. Sadece şimdi bir supagde yapacağım. Çok güzel oluyor. Kardeşim istedi. O yüzden şimdi onu yapacağım. Kahvaltımızı falan yaptık. Ben bulaşıkları toparladım. Onun dışında çok fazla da bir iş yapmayı düşünmüyorum ama bunları da akşam otururken hemen böyle yapıp buzluğa atarım diye düşünüyorum. Bugün kendimi yormayacağım çünkü dün temizlik yaparken inanılmaz yoruldum. Şimdi o zaman hadi başlayalım. Spangle yapayım. Bu gerçekten çok güzel oluyor. Böyle bayağı ben çok fazla puding falan tarz şeyleri sevmem ama bu inanılmaz güzel oluyor. Şimdi tarifini de vereyim size. Bir yandan da yapmaya başlayayım. Diğerlerini de yaparken, buzluğa atarken tekrar sizinle paylaşırım. Şimdi 3 su bardağı sütümü tencereye alıyorum. Yine tarifini aşağıya açıklama kısmına yazarım. Tam ölçüleriyle. Evet, 3 su bardağı süt. Şöyle yarım paket benim kremam vardı. Bazı arkadaşlar kremayı pek sevmiyor. Ben de çok seviyorum. Yani evet paketli gıda ama bu tarz böyle kremalarda falan hoşuma gidiyor. Ama kullanmayabilirsiniz. Yani bu mecburi değil. Ben lezzetini sevdiğim için kullanıyorum. Yarım pakette süt kreması koyacağım. Bir paket de olur. Benimki şimdi paketim açılmıştı. Onu kullanayım diyorum. Yarım paket süt kreması. Şunu birazcık şöyle karıştırayım. Şöyle küçük bir paket Nescafe'm vardı. Yani bir yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Hemen gidiyorum şuradan kaşık alayım. İki yemek kaşığı kakao koyacağım. Zaten bir tane.
Yarım su bardağı. Yarım su bardağı nişasta. Şekeri her zaman ben keklere de bu tarz tatlılarda falan hep az koyuyorum. Yani tarifi verirken de aslında her seferinde söylüyorum. Ben şekeri az kullanıyorum. Ama siz mesela ben burada yarım su bardağı şeker kullanacağım. Şöyle. Ama siz eğer şekerli seviyorsanız bir su bardağı kullanabilirsiniz. Ben her zaman keklerde bile mesela normal bir kekte yarım su bardağı şeker kullanıyorum fazlasını. Pek fazla sevmediğimiz için. O yüzden şimdi hemen bunları karıştırıp güzelce pişireyim. Sonrasında ne katacağımı da pişirdikten sonra göstereyim. İlk önce karıştırıp sonra altını yakacağım. Ay. Neden çıktı bu? Arkadaşlar pişti. Bakın bu şekilde kıvamı. Ben şimdi hemen içerisine şöyle ilk önce şey koyayım. Çikolatamızı koyayım. Şöyle bir paket çikolata kullanacağım. Hemen karıştırayım. Şu da biraz güzel karıştırıyor diye bununla karıştırıyorum ama inşallah tamam çizilmez. O kadar güzel bir lezzet oluyor ki mutlaka deneyin. Kesinlikle çok beğeneceksiniz. Şöyle kıvamını ayarlamak için soğuk su ekliyoruz. Normal bildiğimiz içme suyu. Yavaş yavaş karıştırarak. Şimdi bu topaklanması geçecek zaten. Bir de bu işte pudingdir veya spangedir bu tarz şeylerde tatlılarda eğer ki kaselere koyduğunuz zaman kabuk bağlamasını istemiyorsanız eğer ilk önce tencerede güzelce soğutacaksınız. Karıştırarak güzel güzel soğutacaksınız. Ondan sonra kaseleri aldığınız zaman kesinlikle kabuk bağlamıyor. Çok daha güzel oluyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ben şimdi bunu güzelce soğutayım ondan sonra. Yani şöyle yarım çay bardağından birazcık fazla kullandım. Hatta şunu da koyacağım yani. Şimdi ben bunu güzelce karıştırıp soğutayım. Ondan sonra kaseleri alıp üzerini süsleyelim. Merhaba, şimdi okuldayım. Dün dediğim gibi aslında bir iş yapmak istemediğim için şöyle kamerayı koyayım. O yüzden hiçbir şey yapmadım. Fasulyeyi, biberi falan da yapmadım. Koydum öyle duruyorlar. Eve gidince yapacağım. Bu arada dün kafamı mutfak dolabı açıktı ve dolabın böyle kenarları çok sivri. Ve kafamın şurasını tam çarptım. Kanadı baya böyle saatlerce başımın ağrısından, gözümün ağrısından duramadım. Biraz da erken yattım o yüzden. Ama hala bile böyle gözlerim falan ağrıyor. O kadar sarstı beni. Neyse şimdi çok şükür iyiyim ama baya böyle dün çok fenaydı. Bugün de inşallah fasulyeyi ve biberi dolaba koymayı düşünüyorum. Şimdi okuldayım. Çıkınca artık eve gidince görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. İnanılmaz üşengeç bir günlerimi yaşıyorum diyebilirim size. En son pazara çıktıktan sonra işte bir spangle yaptım. Ya okulda bir de size video çekmiştim.
başımı vurdum diye. Ve şu an cuma günü. Ben hala biberleri ve fasulyeleri buzluğa koymadım. Gerçekten üzerimde inanılmaz bir ağırlık var. Yani yapmam gerekiyor ama yapmıyorum. Yani her gün bir sonraki günü erteliyorum. Her akşam böyle bir yorgunluk falan, böyle bir uyku hali. Bugün şimdi hatta böyle kahvemi de içiyorum bir yandan da. Ama gerçekten inanılmaz böyle bir uyku hali ya. Böyle sürekli şey, akşamları uykum geliyor ve o yapacağım işleri erteliyorum. Hatta bence şöyle bir şey var bende. İş olduğu için uykum geliyor. Yani işim olmasa aslında uykum gelmeyebilir belki. Ama her gün erteliyorum şu fasulyeler. İnşallah Allah'ım çürümeden onları. Yok yani sıkıntı yok şu anda, hala sıkıntı yok. İkisi de sağlam duruyor ama artık buzluğa koymam lazım onları. O kadar üşeniyorum ki yani şu an saat 10, saat 10'a 10 var. Yapsam çok iyi olur. Ama inşallah yaparım. Yani bana nasıl, ne oldu hiç bilmiyorum. Gerçekten böyle bir o kafamı vurduktan sonra ne olduysa ondan sonra oldu. Şu arkamda gördüğünüz dolap açıktı. Ve bunların kenarları çok sivri. Ama o gün inanılmaz bir derecede sarstı beni. Yani böyle kafam, gözüm falan ağrısından duramadım. Zorla uyudum. Yani o gün yapmam zaten imkansızdı. Böyle yani aradan hani kafamı vurduktan sonra 5-6 saat falan geçti. Hala ağrıyor. Ya hiç ağrı kesici falan almak da aklıma gelmedi aslında. Yani çok böyle ilaç içen bir insan olmadığım için ağrı kesici de almak hiç aklıma gelmedi. O yüzden böyle o ağrıyı çektim. O ağrıyla da uyumaya çalıştım. Baya böyle, hatta bir gün sonra işte size video çektiğim zaman da hala ağrıyordu. Çok şükür şimdi geçti ama şöyle hafif elimi vurduğum zaman hala orada bir şey var. Çünkü kanadı yani. Öyle bir sarsıntı geçirdim sanırım. O sarsıntıdan sonra bana bir şey oldu diye düşünüyorum. Yani hiç iş yapasım yok açıkçası. Ama şimdi hani böyle temizlik falan olsa, hani ev süpürme, silme falan, onları hani bırakırım, sıkıntı değil yani. Ama şimdi onları ziyan olmadan, bozulmadan buzluğa koymam gerekiyor. Şimdi de aslında koymak istiyorum ama bir yıkamam gerekiyor. Sonra yıkadıktan sonra onları doğramam gerekiyor. Hiç bilmiyorum. Şu kahvemi bir içeyim. Sonra karar vereceğim. Umarım size yarın tekrar selam vermem. Yani artık fasulyelerimi buzluğa koymuş olurum diye düşünüyorum. Bilmiyorum öyle yani. Şimdi bir kahvemi içeyim. Eğer buzluğa koymaya karar verirsem geleceğim tekrar. Beni bekleyin. Evet arkadaşlar, biraz bulaşığım vardı. Onları toparladım. Ve artık dedim ki şu biberleri yıkayayım. Bir onları halledeyim. Şimdi ben bunları yıkadım. Şöyle saplarını çıkarıp boyutlarına göre 2'ye, 3'e böleceğim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yani ben menemen de yapsam bu boy benim için iyi. Çünkü çok fazla minik minik zaten kışın yaptığımız için böyle yeter. Çok da minik doğramaya gerek yok bence. Ama isterseniz tabii ki doğrayabilirsiniz. Bakın bu şekilde yapıyorum ben. Bu arada ışıkları kapattım. Bir açayım isterseniz. Evet, daha iyi oldu. Bu şekilde isterseniz kızartma olarak yapabilirsiniz. İsterseniz işte türlü falan yaparken içine koyabilirsiniz. Türlünün içine koyabilirsiniz. Ya da dediğim gibi işte domates sosu falan yaptıysanız eğer bununla menemen yapabilirsiniz. Kızartma yapabilirsiniz. Yalnız buzluktan çıkardığınız zaman biberleri asla bekletmiyorsunuz. Yani buzunun çözülmesini beklemiyorsunuz. Eğer mesela diyelim ki kızartma yapacaksınız. Şunu şurasını keseyim. Kızartma yapacaksınız diyelim. Hemen öncesinde yağı kızdırıyorsunuz. Hemen kızgın yağın içine atıyorsunuz. Eğer böyle bekletirseniz şeyi, biberleri bekletirseniz bir buzlu kokusu oluyor. Gerçekten hiç güzel olmuyor. Ama buzlu buzlu
sıcak yağın içine atarsanız çok güzel oluyor. Hiç yani tazeden hiçbir farkı olmuyor. Mutlaka bu şekilde deneyin. Ben şimdi hemen böyle hızlı hızlı şunları yapıp bitireyim. Poşetlere koyayım. Bu arada poşetlere koyarken de öyle bir yemeklik falan koymanıza gerek yok. Bayağı ben dolu dolu koyuyorum. Zaten poşetten çıkarırken hiç sıkıntı olmuyor. Hemen böyle bir elinizde oynadığınız zaman poşetle birbirlerinden ayrılıyorlar. İstediğiniz kadarını poşetin içinden alıyorsunuz. Geri kalanı tekrar bağlayıp poşete koyabilirsiniz. Hatta eğer buzluğa konulan kablar var, onların içine koysanız çok daha iyi olur. İçinden alıp çıkarması daha kolay olur bence. Ama benim şimdi buzluğa koyacak kabım olmadığı için poşete koyacağım. Böyle ben şimdi hemen dediğim gibi şöyle hızlıca yapıp bitireyim. Belki fasulyeyi de bugün yapabilirim. Ona da belki diyorum şu anda. Çünkü bayağı bir bulaşık vardı. Makineyi boşalttım. Sonra bulaşıkları yerleştirdim. Elimde yıkamam gereken tencereleri elimde yıkadım. O yüzden bayağı bir iş gördüm yani. Şunu da yapıp koyayım hemen buzda. Belki fasulyeleri de koyarım. Bu şekilde. Arkadaşlar biberleri böyle iki poşet yaptım. Dediğim gibi öyle küçük küçük poşetlere koymanıza gerek yok. Zaten bunun böyle açtığınız zaman azıcık böyle oynadığınız zaman hemen buzu birbirlerinden ayrılıyorlar. İstediğiniz kadarını alıp tekrar poşetinizi bağlayabilirsiniz ya da yeni bir poşete de koyabilirsiniz. Bu şekilde ben hemen bunları buzluğa atıyorum. Evet arkadaşlar, artık bu videoyu siz izlerken ben utanacağım yani. Diyeceksiniz ki ne kadar tembelsin, bir fasulyeyi bir biberi buzdolabına koymak için günlerce bekledin diye. Ama gerçekten hiç böyle olmamıştım. Ne oldu bana? Ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. Fasulyeleri ben normalde böyle yapıp ya da işte mesela şöyle ortadan ikiye şöyle yani ortadan ikiye kesip ince ince doğrayıp o şekilde de yapıyordum. Biraz domatesi rendeleyip domatesi hafif kavuruyordum. Ama bu defa bir arkadaştan gördüm. Bu şekilde sadece buzluğa çiğ bir şekilde koymuş. Ama bunu şey yapmayacaksınız. Yemeği yaparken buzunu çözdürmeyeceksiniz. Siz öncesinde hemen soğanınızı, salçanızı kavuracaksınız. Sonra bunları hemen buzlu buzlu. Ben şimdi bu mesela bir yemeklik değil. Buradan mesela belki iki yemeklik çıkabilir. Çünkü biz çocuklarla hani çok şey olmadığı için iki yemeklik buradan çıkabilir. Ben aslında bunları buzluğa koyacağım kabım olmadığı için poşetlere koydum. Eğer buzluk için bir kab alırsam bunları poşetten çıkaracağım. Tekrar buzluğa koyacağım. Zaten şunları şöyle şöyle yaparsanız bunların içerisinden istediğiniz kadar alıp yani eğer hep topluca bir kabın içine koysanız da rahatça çıkarabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Dediğim gibi buzunu çözdürmeden hemen soğanı salçayı kavurup bunları da buzlu buzlu atacaksınız. Buzu çözüldüğü zaman biber içinde aynı şekilde fasulye içinde bir koku oluyor. Onu da ben sevmediğim için bu şekilde deneyeceğim. Bunu ilk defa deniyorum ama bence güzel olacaktır. Dediğim gibi buzunu çözdürmezsek hiç sıkıntı olmaz. Şimdi hemen ben bunları da poşete koyup buzluğa kaldıracağım. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Çünkü gerçekten çok tembel bir video oldu. Bir de diyeceksiniz ki yani bir işi zorla yaptın. Kaç günde bir fasulyeyi, biberi dolaba koydun. Onun da bir de üstüne üstlük videosunu çektin diye. Ama gerçekten hiç böyle olmamıştım. İnanılmaz bir böyle değişik bir hal içerisindeydim. Hiçbir iş yapmak istemedim. O yüzden böyle oldu. Umarım videomu beğenirsiniz. Efendim. Tamam bağlayacağım dur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Anne.